Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Cenab-ı Hak üç aylarımızı mübarek eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu duayla açmış olalım sohbetimizi. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ya Rab, Allah'ım, ey Allah Celle Celaluhu, Recep'i ve Şaban'ı cümlemiz hakkında mübarek eyle, bereketli eyle, huzur kaynağı eyle, her türlü sıkıntılardan kurtulma vesilesi eyle, yağmurlarımızın da bol bol yağmasını nasip eyle. Allah'ım, bereket deyince her türlü güzelliği bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımız hayırlı olsun, işlerimiz, kazançlarımız hayırlı, helalinden bereketli olsun. Ve ya Rabbi, hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip olsun. Ülkemize, İslam alemine her türlü güzellikler nasip olsun. Amin. Sonra da ya Rabbi, sağlık, afiyet içerisinde bizleri Ramazan-ı Şerif'e de ulaştır Allah'ım. Amin. Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu ibadetlerle geçirmeyi nasip eyle. Ramazan'ın heyecanını bizden alma ya Rabbi. Ramazan'ın sonunda da Bayram-ı Şerif nasip olduğunda, Ramazan bayramını kutlarken, o mübarek bayrama girerken hepimiz annemizden doğduğumuz gün gibi günahlarımızdan arınmış, tertemiz girebilmeyi de nasip et ya Rabbi. Çifte bayram nasip et ya Rabbi. Amin. Kandil gecesi, mübarek regaib kandili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu regaib kandilinde 12 rekat şükür namazı var. 12 rekat şükür namazı var. Yani bir insan Allah-u Teala Cilcan'ın verdiklerine şükretmez mi? Eder. Ama bu işin zirvesi, doruğu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da. Ve ayakları şişinceye kadar ibadet edince Ayşe annemiz radıyallahu anh'a, ya Resulallah, niçin kendinizi yoruyorsunuz? Allah Celle'sin geçmiş, gelecek bütün günahlarınızı bağışladı. Bununla ilgili ayet var, müjde var deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı buyuruyor ki, şükreden bir kul olmayayım mı? Allah bana verdiyse bu kadar nimet, ben de şükretmek için Allah'ın huzurundayım buyuruyor. Onun için biz de ne kadar şükredecek nimetler var üzerimizde, bunları inşallah kandil gecemizde sabaha karşı özellikle mübarek cuma gecesi olduğu için efendim saat 5'te kalkmaya çalışalım ve saat 5'te tam böyle duaların kabul olduğu teheccüd zamanı, seher vakti, melekler o saatte ibadet eden kimselerin listesini tutuyor, isimlerini kaydediyorlar. Biz de o gece inşallah, yani Regaib Kandili gecemizde, bu gece yapacağımız ibadet ilk önce teheccüd namazımızı kılmak, sonra efendim şükür namazı kılmak. Allah-u Teala Cilcali'ye şükür namazı kılmak ve bu gecede tövbe namazı da güzel gider. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor. Herhangi bir kişi günah işlediği zaman güzelce abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve
ve günahından ötürü bağışlanmasını dilerse Allah-u Teala Celle Celaluhu o kimseyi bağışlar, affeder buyuruyor. Güzel abdestten kasıt da bazı alimlerimiz gusül abdesti demişler. Cuma günü efendim zaten sünnet gusül abdesti almak. Biz onu saat 5'te kalktığımızda yaparsak o güzel gusül abdestimizle beraber hem teheccüdümüzü kılıyoruz, hem şükür namazımızı, hem tevbe namazımızı kılıyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ya Rabbi bugüne kadar ne yaptıysam elimle, dilimle, gözümle, kulağımla, ayağımla, içimle, dışımla, büyük günah, küçük günah, aşikare, gizli ne yaptıysam hepsinden ötürü özür diliyorum Allah'ım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyerek o gecemiz yani mübarek kandil gecemiz bizim için çok önem arz ediyor. Bunu sürekli devam ettireceğiz inşallah. Rabbim şükreden kullarından eylesin. Nankör olmaktan muhafaza eylesin. Tevbemizi her zaman için yapabilmeyi nasip eylesin. Tevbesiz yaşamak adeta şeytanın telkinine uymak demektir. Şeytan tevbe etmemizi istemiyor. Hatta şeytan şöyle bir dürtü verir. Tam tevbe edeceğin sırada ya sen niye tevbe ediyorsun ki? Zaten sürekli yaptığın günah yani. Onun için senin tevben geçersiz falan der. Bizi tevbe etmekten uzaklaştırmaya çalışır. Kendine adam arıyor ya böyle yanına. Efendim Rabbim muhafaza eylesin. Dolayısıyla tevbemizi hep yapacağız. Yani Mevlana'nın dediği gibi 100.000 kere tövbe etsen, 100.000 kere tövbeni bozsan yine gel. Yine gel. Burası ümitsizlik kapısı değil. Ümitsizlik kapısı değil. Bu geceki efendim özellikle konumuz nedir? Allah'ın rahmetinden asla ümidini kesme. Efendim Kur'an-ı Kerim içerisinde en müjdeli ayet efendim bizim için hangisidir? Alimlerimiz efendim bu noktada şöyle bir işaret bize gösteriyorlar. Diyorlar ki en müjdeli ayet Zümer suresinin 53. ayetidir. Allah-u Teala orada la taknatu min rahmetillah buyuruyor. Allah'ın rahmetine ümidinizi kesmeyin. Ümidini kesemezsin. Ne kadar günah işlesen işte Allah-u Teala Celle Celaluhu kapısına gittiğin zaman Allah-u Teala Celle Celaluhu efendim seni affeder, günahlarını bağışlar. Yeter ki tövbeni yaparken böyle gerçekten pişman ol, bir daha yapmamak için azmet, gayret et, yardım et ya Rabbi bana diye dua etmek lazım. Çünkü günümüz böyle tam bıçak sırtı günü. Herkesin hemen hacısıyla, hocasıyla hepimizin imtihanı büyük. Dışarıya çıkıyorsun, göz kirlenmesi var. İçeriye giriyorsun efendim, kulak kirlenmesi var. Bir bakıyorsun, dil kirlenmesi oluyor. Yani insanlarla konuşurken gıybete kaçan şeyler falan. Allah Celle hepimizi korusun, muhafaza eylesin, rahmetinin, merhametinin şemsiyesi altına alsın ve inşallah tertemiz huzura gidebilmeyi de imanı kamille nasip eylesin. Amin. Güzel bir gece ve gelin şöyle bir salatü selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Nur yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Nur yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.
Biz de seni seviyoruz ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatini talep ediyoruz. Günahlarımız çok biliyoruz. O kıyamet gününde şefaatim büyük günah işleyeceklere vardır buyurduğun müjdeli haberinle hareket ediyoruz. Ya Resulallah bizi ne olursun bırakma. Elimizden tut. Ya Resulallah bizi şefaatinle mahşer gününde sevindir. Ve inşallah Rabbim niyaz ediyoruz ondan seninle cennette aynı sofraya oturabilmeyi, aynı cennette Firdevs cennetine buluşabilmeyi analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, aile bireylerimize, eş, efendim çocuklarımız, torunlarımız, damatlarımız, gelinlerimiz hep beraber orada da birleşmeyi, efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis-i şerif bize buyurmuş. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ Allahu Ekber. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Müslim hadis kitabına geçiyor. Şöyle buyurmuşlar. Eğer siz günah işlemeseydiniz, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeminle başlıyor hadis-i şerife. Yeminle bir hadis-i şerif başlaması çok önemli bir haberi verdiğini ortaya koyuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor, Allah'a yeminle söylüyorum ki, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah-u Teala sizi yok ederdi, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir millet getirirdi ve Allah-u Teala günahından ötürü özür dileyen, istiğfar eden kullarını da bağışlardı buyuruyor. Ne büyük müjdeli haber. Yani biz beşeriz. Dolayısıyla efendim bu yeryüzü günahkar olan bizlerin vatanı. Nereye kaçacağız? Kaçacak bir yerimiz yok. Yine Allah'a sığınacağız. Allah-u Teala'dan efendim firar edip yine Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi diyeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Harbi'nde amcası Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza'yı efendim şehit etmiş olan Hazreti Vahşi radıyallahu anh pişman oluyor. Efendim ya ne yaptım ben diyor. Tövbe ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek birebir Müslüman olduğu için, iman ettiği için sahabelerin arasına katılıyor. Sahabe oluyor. Demek insan tövbe ederse, efendim günahlarını terk ettiğinde Allah-u Teala'nın sevdiği kulların arasına, evliya dediğimiz veli kullar arasına girebilir mi? Elbette girer. Allah tercihler yeter ki girsin efendim o listeye ismini yazdırsın. Ya Rabbi şu mübarek gece, şu mübarek üç aylar hürmetine sana yalvarıyoruz. Ne yaptıysak bizi tertemiz eyle ya Rabbi. Tertemiz et, affet bizi ya Rabbi. Ve inşallah sabahında, kandil gecenin sabahı olarak böyle annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz olarak sabahlattır bizi ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de şuna da dikkat etmiş mübarek, bakmış yani bizim zayıflığımızı biliyor ya, dönmüş şöyle bir müjde vermiş. En nedemu tevbetin demiş. Yani bir insanın bırakın günah işledikten sonra estağfurullah estağfurullah demesini, içinden böyle bir pişmanlık duysa, eyvah ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Bu namazı nasıl kaçırdım? Benim gözlerim nasıl harama gitti baktı? Benim dilim bunu nasıl efendim konuştu falan deyip de bir pişman olması, bu da bir tövbedir buyuruyor. Allahu Ekber. Hakikaten pişman oluyoruz. Yaptığımız şeyler. İnsanız, beşeriz, yanlışlar yapabiliyoruz. Pişmanlığımız var ya, bu da bir tövbe elhamdülillah. Allah o içimizdeki o pişmanlığı almasın. O duyguyu bizden almasın inşallah. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine başka bir hadiste müjdesi var. Eğer diyor senin yaptığın bir iyilik
Eğer senin sevinmene vesile oluyorsa, iyiliğin seni sevindiriyorsa, elhamdülillah bir iyilik yaptım, bugün bir sadaka verdim, birisine yardımcı oldum, birisinin duasını aldım falan deyip de böyle mutlu oluyorsan, yapsın kötülük de günah da eğer seni sıkıyor, üzüyorsa sen müminsin. Mümin efendim kimse de bu duygular olur. Öbür türlü adam ya bana ne efendim, kendime bakarım ben, iyilik yapmayı sevmiyor, iyilik yapmayı düşünmüyor. Öbür tarafta dünya kadar günahlar işliyor, namazları falan terk ediyor, hiç umurunda bile değil. Hani böyle bir sinek konmuş kalkmış gibi ona hiç etki etmiyor. Mümin kimse günahın altında böyle adeta ezilir. O kafirler, müşrikler, münafıklar böyle efendim günahına etkilenmezler. Rabbim günahımızdan da etkilenmeyi nasip etsin, yanında da tevbe etmeyi de nasip etsin. Bize efendim günahlarımıza tevbe ettikten sonra bir daha o günahlara dönmeme dirayetini, onunla ilgili efendim bir aşkı heyecanında nasip etsin inşallah. Dostlar, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç unutamayacağımız bize bir sözü var. Hadis-i şerifte buyuruyor ki اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Yani bir insan günahından samimi olarak tövbe ederse Allah-u Teala sanki o günahı hiç işlememiş gibi kabul ediyor onu. Siliyor, kapatıyor. Bu dünyada kapattın ya Rabbi, kimseye göstermedin. Yarın ahirette de kapat Allah'ım diye dua ediyoruz. Cenab-ı Hak orada da inşallah göstermeyecek. Kulum sen imanını korudun, namazlarını kılmaya çalıştın, beni tanıdın, benim efendim yollarımı bildin ve bana karşı gelmedin. Ne diyorsam kabul ettin, imanını efendim koruyarak geldin ya buraya. Tamam, o günahlarında ben insanlara göstermediğim gibi dünyada şimdi de göstermeyeyim. Hadi git cennete inşallah. Onun için günahlarımıza kimseyi şahit tutmayalım. Mesela bir şey yaptık, anlatmayalım. İşte ne diyor adam? İşte kulun bildiğini, işte Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım sözü olur mu? Bu yanlış bir sözdür, yanlış bir ifadedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Diyor ki, akşamleyin efendim yapmış olduğunuz günahı sabahleyin birilerine söyleyerek şahit tutmayın diyor. Açıklamayın. Allah ile aranda kaldığı o kimse bunları efendim tövbe ederek sildirebilir. Ama birisini şahit kıldığın zaman eyvah, yarın ahiret günde ya kalkar adam derse ki Allah'ım ben bundan duydum neler yaptığını. Dolayısıyla böyle bir noktaya kendimizi getirmeyelim. Allah Celle hepimizi bağışlasın şu mübarek aylar hürmetine, şu mübarek gece hürmetine, mübarek regaib kandili hürmetine. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, evlatlarımızı, neslimizi çok hayırlı eyle, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur makamlarını cennet eyle, bize de arkamızdan dua edecek hayırlı insanlar nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim, sana yalvarıyoruz ya Rabbi, bütün günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bizleri hepimize affı mağfiret eyle. Ya Rabbi Allah'ım rızkımızı helalinden bol eyle. Kimseye muhtaç etme. Özellikle bankalara, kredilere bulaştırma. Bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Helal lokmadan asla ayırma ya Rabbi. Bizi de ayırma, çocuklarımızı, neslimizi de ayırma ya Rabbi. Allah'ım duaları kabul edensin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır olarak ne istediyse biz de istiyoruz, ikram eyle. Neden sığındılarsa şer olarak şunları ya Rabbi nasip etme diye dua etti. Biz de onlardan aynı nitelene sığınıyoruz. Ya Rabbi cümlemizi koru muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerinde fethi için, kandil gece üç aylarımızın da mübarek olması için, Allah rızası için. El Fatiha.